Günaydın sayın seyirciler, Gündem Artı'yla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Cuma gününden sesleniyoruz. Takvimimizde bize tarih olarak 21 Mayıs 2021'i gösteriyor. Evet, bugün yerel yönetimleri konuşacağız. Bugün Mehmetçik'i konuşalım, biraz bölgeyi. Mehmetçik Belediye Başkanı Sayın Cemil Sarıçizmeli Başkanımız bizlerle birlikte. Başkanım günaydın. Günaydın. Evet, yerel yönetimler, üst başlığımız öyle. Yerel yönetim deyince herkese bir sancı oluyor tabii. Özellikle gelirler, giderler dengesi temel olarak sıkıntı burada ama pandemi herhalde tuz biber de değil, daha böyle yoğun bir şekilde hissettirdi. Nedir genel durum sizin açıdan, sizin beldeden şu an itibariyle? Yani tabii bütün belediyeler bu dönem içerisinde bütün ülkede olduğu gibi kendi paylarına düşeni aldılar bu pandemi döneminde. Bu sıkıntılar halen daha devam ediyor. Özellikle turizm kaynaklı yaşamını bütçesel anlamda, finansal anlamda kendini idame ettirmeye çalışan belediyeler, Mehmetçik Belediyesi de bunlardan bir tanesi, daha fazla etkilenen belediyeler arasında turizmin 1,5 yıldır kapalı olmasından dolayı bütçesel anlamdaki planlamış oldukları gelirlerinin tamamı veya büyük oranda hedeflediği gelirleri kaybetmiş durumda. Giderler de aynı zamanda arttı bu dönem içerisinde. Çünkü normal rutin belediye hizmetlerinin yanında da pandeminin belediyeler üzerine getirdiği bir yük de oluştu ek bütçe içerisine. İşte ilaçlamadan, dezenfektasyondan tutun da vatandaşların yardımına, ihtiyaçlarına kaynak bulma, ayırma, bunların organizasyonunu yapma gibi olaylar bu dönem içerisinde de azalan gelirlere ek bir gider de kattı bunun içerisine. Ve bu şekilde kendilerini idame ettirmeye çalışıyorlar. Mehmetçik Belediyesi özelinde de konuşacak olursak, bizim özellikle geçen yıl bütçede hedeflediğimiz gelir oranımızda da aşağı yukarı bir %60'a yakın bir gerileme yaşadık 2020 bütçesinde. 2021 bütçesinde de aynı şekilde devam ediyor. Ama buna rağmen Mehmetçik Belediyesi bugüne kadar hani yatırım kalemlerini maalesef kısmak zorunda evet. kaldı ama günlük hayatı idame hizmet açısından yerine getirebiliyor. Personelin de giderlerini karşılayabiliyor durumda. Bugüne kadar böyle geldik. İnşallah bundan sonraki dönemde de bir turizm açılımını da bekliyoruz. Üst kurul bugünlerde bu yönde bir karar almasını bekliyoruz. Bununla da birlikte tabii inşaat sektörünün de yavaş yavaş hareketlenmesini bekliyoruz. Bunlar gerçekleşirse belki bu yılı da belki artı ile değil ama bir denge şeklinde götürebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Turizm açılsın beklentimiz var. İnşaat sektöründen de beklenti var dediniz. Şimdi oradan imar konusuna girelim Sayın Başkan. Çünkü şehirlerimizin büyümesi, sağlıklı ve doğru büyümesi aslında çok önemlidir. Çünkü hayat devam ettik sonra büyüme olur tabii ama bunu sağlıklı yapmamız lazım ve bizim ülkede bu imar ya da şehirlerin büyümesi, gelişmesi nedense hep bir sorun haline geldi. Çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz ama sonuçta çıkan tabloyu da çok beğenmiyoruz. Ne yazık ki kötü örneklerimiz de var şehir olarak, belde olarak. Mehmetçik açısından bu konuda çünkü son dönemde çalışmalar var. Bir imar planı çalışması var. Ne aşamadadır? Siz nasıl bakıyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz olayı? Vallahi yani ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan, en büyük sorunlardan bir tanesi de plansız gelişme dediğimiz inşaat sektörünün plansız gelişmesi. Ülkemizin zaten temel sorunu plansızlık. Yani sadece inşaat sektöründe veya imarda değil, bütün sektörleri etkisi altına almış. Öngörüsüzlük üzerine günlük planlar, projeler şeklinde idame ettirmeye çalışıyoruz. Ülke yönetiminin genelini böyle bir alışkanlık haline geldi. Tabii özellikle imarda da çok acı örnekler de görüyoruz. Girne kötü bir örnek imar açısından. Mausa'da yine keza aynı şekilde bir yapılaşma, uygun olmayan bir yapılaşma devam ediyor. Yeni Boğaziçi ve özellikle İskele bölgesindeki talep de çok iyi organize edilemediği için çok ciddi anlamda çarpık ve kanaatimce de sürdürülemez bir noktaya doğru
gidiyor bu ülkede eğer acilen bir tedbir alınmazsa. Biliyorsunuz Mausa, Yeniboğaziçi ve İskele imar planı böyle Mallak'ta son birkaç yıl içerisinde geç kalınmış, ihtiyacı olan ama geç kalınmış bir girişimdi bence. Bitirilememesi de ayrı sorunları getirdi kendisine ve o bölgeler içerisinde hem yaşam kalitesinde, insanların yaşam kalitesinde olumsuz gelişmeler yaşanmakta. Bununla da birlikte yapılan yatırımların da ekonomik ve sosyal hayata katkısı da sorgulanabilir bir duruma gelmiş. Ve bir plan olmadığı için, nüfus projeksiyonları olmadığı için o bölgenin altyapısal sorunları da bununla birlikte buna eklendiğinde hem çevresel açıdan ciddi sıkıntıların ortaya çıkacağı belli ama sosyal açıdan da içerisinde ciddi sorunlar barındıran bir yapılaşma yaşanıyor şu anda adamızda. Biliyorsunuz ülkesel fiziki plan bütün belediyelerin 2017 yılına kadar imar planlarını yapmasını emrediyor. Ama maalesef çoğu yöneticimiz, belediyemiz, belediye başkanımız veya belediye yönetimleri bu noktada üzerlerine düşeni yeteri kadar yapmadı bugüne kadar. Mevcut imar planlarından, hayatta olan imar planlarından bahsetmiyorum. Şu anda imar planlarını yapmış olan belediyeler de mevcut. En son imar planını hayata geçiren Beyarmudu Belediyesi ama 28 belediyenin içerisinde imar planını hayata geçiren ve planlı bir gelişmeye doğru bir hamle yapan belediye sayısı istediğimiz sayıda değil maalesef. Mehmetçik Belediyesi biliyorsunuz yani hem turizm açısından gelişim açısından da çok ciddi potansiyeller içerisinde barındıran bir belediye. Ülkemizin yatak kapasitesi sıralamasına baktığımızda şu anda ikinci sırada. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde de bu pandemi koşulları bittiğinde benim tahminim birinci sıraya doğru yani Girne ile yarışacak mantıken duruma. Yarışması lazım çünkü Girne'de o iş durdu artık. Değil durdu. Yani yeni yeni otel izni verilmeyecek. İmar planı öyle. Evet. Ama Mehmetçik Bafra'da. Orası da zaten 4 otelin yanına bir 10 otel daha planlanmış Bafra Turizm Bölgesi'nde. Oradaki yatak kapasitesi de 16 bin yatak kapasitesi hedeflenen bir belediyeden bahsediyoruz. Bu tabii kendiliğinden bu sayıyla birlikte bölgeye gelecek olan çalışan sayısı, bölgeye gelecek olan turist sayısı ve bölgeye gelecek olan yerleşimciler, yeni yapılaşmalar da bir sürü ihtiyaç barındıracak içerisinde. Yani okulundan tutun, hastanesine, ibadet yerlerine vesaire 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 böyle ihtiyaçlar da doğacak. Bunları bugünden planlamak gerekiyor. Bunu da planlarken sürdürülebilir bir şekle büründürmek gerekiyor bugünden. Çünkü diğer belediyelerde yani biraz önce bahsettiğim işte Girne'dir, İskele'dir vesairedir biraz geç kalınmış. Yani geri dönülemez bir noktaya doğru giden bir imar var o bölgelerde. Ama Mehmetçik o noktada değil şu anda. Yani halen daha planlanmış bir bölge yaratabiliriz. İşte biz bu noktadan yola çıkarak ve bu gelişimin İskele'den sonra Mehmetçik sınırları içerisine geleceğini gördüğümüz için 2018 yılının Şubat ayında Şehir Planlama Dairesi ile birlikte bu sürecin başladığını ilan ettik. Bunu Mehmetçik Belediyesi yürütüyor. Yani Mehmetçik Belediyesi şehir planlamanın bunu yapmasını beklemedi. Biz kendi planımızı kendimiz yapalım istedik. Kendi bölgemizin geleceğini de ihtiyaçlarını da nasıl bir bölge istediğimizi de belirlemeyi, şekillendirmeyi, hayata geçirmeyi de bizim isteğimiz doğrultusunda olması için böyle bir girişim başlattı Mehmetçik Belediyesi. Kendi imar plancısını istihdam etti ve Şehir Planlama Dairesi altında çalışan imar plancı arkadaşlarla birlikte 2018 yılının Şubat ayında resmi olarak bu süreci başlattık. Çok zordur imar planı süreçleri. Yani minimum 2 yıl süren ve bu 2 yıl içerisinde çok çok ciddi çalışmalar, çok yoğun çalışmalar gerektiren bir plandır ama çok da güzel sonuçları olan
plandır. Biz ilk olarak bölgemizin bir fotoğrafını çektik. Her noktasını işaretledik, her araziyi, her evi, nerede olduğunu harita üzerinde noktasına kadar bütün arazilerin işaretlenmesi, bütün yapıların işaretlenmesini gerçekleştirdik. Bölge nüfusu, bölgenin ihtiyaçları ve 20 yıllık bir projeksiyon şeklinde artacak olan nüfusumuza göre de bir mevcut durum raporu yayınlattık. Bu mevcut durum raporundan sonra bölge halkı ve ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte ilgili devlet dairelerinin katıldığı bir vizyon ve stratejiler çalıştayı gerçekleştirdik 2 gün boyunca. Hem bölge halkını hem uzmanlar hem ilgili sektörlerin bir arada olduğu 2 günlük güzel bir çalışma yaptık. Ve bu raporu da yayınlattıktan sonra arkadaşlar oturdu, bunun şu anda harita üzerinde bir taslak planını hayata geçirdi. Bu taslak planı da 15 Nisan tarihinde yine halkın açık katılımında sunduk, sunumunu yaptık. Taslağın tanıtımını yaptık. Bizim ortaya çıkan vizyon çerçevesinde nasıl bir bölge tasarladığımızı halka sunduk. Ve şu anda da bu taslağa gelen itiraz, öneri ve değişiklikler şeklinde bir süreç yaşıyoruz. 27 Mayıs tarihine kadar bu itirazları, önerileri toplayacağız. Ondan sonraki süre içerisinde de tekrar bu makul olan önerileri de planın son şeklini verecek. Daha sonraki süreçte de Birleşik Kurul oturacak ve bunu onaylayıp nihai şeklini verip resmi gazetede yayınlanması için başbakanlığa gönderecek. Bu süreci de Ağustos ayı sonu tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi imar planı, siz de çok güzel anlattınız, detaylı anlattınız. Asgari müşterek olaydır. Yani herkesi de memnun edecek ya da herkesin beklentilerini karşılayabilecek bir imar planı herhalde olamaz. Yoktur. Mümkün değil. Yoktur. Yok. Peki şimdi baktığınız zaman siz Mehmetçik'te işte 20 yıllık bir projeksiyondan bahsettiniz. Nasıl bir gelişme ya da neye yöne doğru bir gelişme bekliyorsunuz? Çünkü işte o yanlış örneklerde ne yazık ki biz bu tartışmaları yaşadık. İşte Girne'de yüksek binalar olsun, gökdelenler olsun. Hatta bir ara gökdelen tartışması oldu Girne için. İşin çünkü çok önemli bir de ekonomik yönü var. Yani o yapılaşma hem bina değeri olarak hem de o binalarla birlikte oraya getireceği yaşam biçimi olarak bir ekonomi biçimidir. Ama herhalde temel nokta sürdürülebilir olmasıdır. Yani hem insanların mutlu olacağı hem de çevrenin de azami bir şekilde korunacağı bir gelecek mi beklemek lazım? Kesinlikle. Yani imar planları sadece salt yapılaşma anlamına gelmiyor. Biz kendi bölgemizin kendine yeter bir ekonomi yaratması üzerinde çalışıyoruz. Bir anlamda ekonomik gelişim çok önemli bölge içerisinde, ama bunun dediğiniz gibi sürdürülebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla ne üreteceğimizi, nerede üreteceğimizi, hangi toprakları üretim için ayıracağımızı, hangi toprakları yerleşim için açacağımızı bu planın içerisine yerleştirdik. Yani tarım arazileri, özellikle birinci sınıf toprakların korunması, yeraltı sularının korunması ve tarımın da turizmle birlikte entegre edilip birbirini besleyen ve bölge içerisinde, kendi içerisinde bir ekonomi yaratan bir şekil veriyor bize plan. Bunun içinde bir de tabii aynı zamanda insan yaşamının kalitesi de bizler için çok önemli. Yani kaliteli bir yaşam da arzu ediyoruz Mehmetçik Belediyesi hudutları içerisinde. Bu da ancak bölgede yaşayan insanların yaşam standardının kontrollü bir şekilde ve o yaşam standardını aşağıya çekmeyecek, düşürmeyecek bir yapılaşma içerisinde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Yani düşünün, çok birkaç yakın dostum var İskele bölgesinde özellikle. Güzel bir yaşam kendilerine kurmak için güzel evlerini yapmışlar vesaire. İçerisine havuzlarını, bahçelerini yerleştirmişler. Ama bir anda hemen o arkadaşların evlerinin arkasına 20 katlı binalar çıkıyor.
Şimdi böyle bir yapılaşma olduğunda bu arkadaşlar şu anda bir taraftan yaşam standartlarını kaybettiler. Çünkü düşünün, siz arka bahçenizde oturuyorsunuz ama tam hemen yanınızda güneşinizi kesen, havanızı kesen, evet, ve bir sürü üst komşunuz sizi bahçenizde otururken, yemek yerken bir izliyor. Şarttır. Yani bu, evet, kayboluyor. Yani bu kalkıyor, evet, tabii orta yerden. Ama bununla birlikte de ekonomik kayıplar, tabii, oluyor. Yani çünkü o yaptıkları evlerin ekonomik değeri sadece arsa fiyatı üzerinden değerlendiriliyor şu anda. Evin hiçbir ekonomik değeri olmuyor. Satmaya kalkıyorlar, satamıyorlar. Hiç kimse almıyor o yaptıkları evleri ve bu evlere sadece gidip de arsanın neyse fiyatı onu veriyorlar. Çünkü yıkıp oraya tekrardan başka bir yüksek bina yapılacak. Ha, bunu söylerken de şey noktasında değiliz. Yani biz yüksek yapılaşmaya karşı bir duruşumuz yok. Ama planlı, ama olacaksa, kelimesi çok önemli. Planlı olması gerekiyor. Yani yüksek yapılar yapılacaksa belirlenmiş, tanımlanmış bölgeler içerisinde ve ona da belli kat sayısı üzeri izin vererek o yapılaşmaların o bölgelerde yapılmasını, ama yine tek katlı veya iki katlı veya siteler şeklinde olan yapılaşmaların da diğer bu yüksek yapılarla iç içe olmamasını engellemek için planlama elbette ki şart. Tabii bununla birlikte altyapılarımız var, vesairelerimiz var. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece bina dikmek değildir. Esasında işin özü o binanın altındaki kurduğunuz sistem. Tabii şimdi bir belediye başkanısınız siz de. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra ne kadar bir altyapıya ihtiyaç olacak? Atık su gideridir, su hizmetidir, temizlik hizmetidir. Bunu hesaplayamamak, bunu bilememek herhalde çok ciddi bir sorundur. Bu işte intihardır. Evet. Yani bunun adı intihardır. Yani bölgenize kaç nüfus artışı olacağını bilmemek, bu nüfusun ihtiyaçlarını bilmemek, ne kadar su ihtiyacınız olacağını bilmemek, planlamamak. Altyapınızın, drenaj sistemlerinizin, kanalizasyon sistemlerinizin artırmak lazım. Ne olacak? Bunlarla, evet, nasıl baş edeceğiz? Bu konuları bilmemek belediyeler için esasında ve o belediyeler içerisinde yaşayan insanlar için de birer intihardır. Çünkü görüyoruz, yani kanalizasyon sistemleri yerleştirilmemiş bölgeler içerisinde denizlerimiz gidiyor, evet, doğa katlediliyor, çarpık yapılaşmadan, plansız yapılaşmadan tarım gidiyor, tarımsal üretimimiz de gidiyor. Ki tarım olmadan turizm yapamayacağımızı herhalde bu son pandemide öğrendik. Yani. Tarımın ne kadar önemli olduğunu aynen, aslında. Aynen. Öğrendik mi? Öğrendik. Bilmiyorum. Yani daha herhalde daha büyük bir ders olmaz yani. Bunu da öğrenmediysek hiçbir yerde öğrenemeyiz. İnşallah. Yani ama yani biraz da balık hafızalıyız. İnşallah, evet, şey ederiz. Yani öğreniriz tarımsal üretimin, evet, ne kadar önemli olduğunu. İnşallah öğreniriz. Ama biz planla şunu da yapıyoruz ve yani tepki göreceksek de göreceğiz. Yani bunun hani şey derler, imar planları esasında biraz da belediye başkanlarını korkuturlar. Çünkü siyasi kayıpları da vardır ister istemez. Hatta siyasi intihar diye tanımlayanlar da var. Ama önemli değildir. Yani işte bir belediye başkanının koltuğunu koruması için buna göz yumması kadar kötülük yapamaz bir belediye başkanı. Yani yaşayacaksak da bunun, yani siyaseten bir darbesini de yiyeceksek, hiçbir sıkıntım yok benim en azından şahıs olarak, ama ben 10 yıl sonra şu anda gördüğüm görüntüleri kendi bölgemde görüp de ya Cemil sen elinde böyle bir fırsat vardı ama bir dönem daha o belediyede kalasın diye bunu teptin, şu anda da sen ve senin çocukların ve senin çocuklarının çocuklarının geleceğini körelttin noktasında kendimi suçlamak istemiyorum. Yani varsın, siyaseten bir bedel ödeyelim ama 10 yıl sonra o bölgemizde olması gereken ekonomik, kültürel, sosyal gelişimin de en azından biz yaptık bunu ve bizim attığımız bu cesur adımdan dolayı bunlar bugün yaşanıyor diyebilelim kendimize. Bölge halkı da belki şu anda bir kısım görmüyor bunu ama
eminim 10 yıl sonra bak ne iyi olmuş da bu planı yapmışız deme noktasında kendimi görmek istiyorum açıkçası. Şimdi o zaman bu noktaya geldik. Şunu konuşalım Sayın Başkan. Şunu sormak istiyorum. Siz 28 belediyenin birçoğu yapmadı bu imar planı. Yapanlar var ama yeterli değil dediğiniz çok doğru, çok isabetli bir tespittir bu. Peki neden olmuyor? Yani işte sizin anlattığınız gibi siyaset mi engel buna? Yoksa halkın beklentisiyle bizim kafamızdaki imar planları örtüşmüyor mu? Neden olmuyor? Çünkü yola çıkıldığında görüyoruz ki ülke olarak öyle bir kapasitemiz var. Çok güzel imar planlarını yapabiliyoruz. Yani yetişmiş insanımız da var. Bilgimiz, birikimimiz, her şeyimiz var. Görüyoruz. Acı tecrübelerimiz de var. O da önemlidir. Yani en azından öyle kullanalım. Hı hı. Peki neden olmuyor? Yani bir tarafı siyasetendir. Onu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Yani belediye başkanları çekinir imar planlarından. Çünkü bir reçetesi olur bunun. Çoğu zaman da acı olur. Bundan çekinen belediye başkanlarımız olmuştu. Olmayanlar da vardır. Yani bugün kendi imar planlarını yürüten örneğin biz varız sırada. Beyermudu Belediyesi en son imar planını hayata geçiren belediye oldu. Şu anda biz varız. Bizim arkamıza büyük bir ihtimal Lefke. Onlar da sunum aşamasına geldiler. Hemen onların arkasına Dikmen Belediyesi de çalışıyor kendi bünyesi içerisinde. Ve geriye kalan belediyeler de bunu yapacak. Ya kendileri yapacak ya da geç olduktan sonra şehir planlama dairesi onların adına yapacak. Ama o geç olduktan sonra yapacak. Ama şehir planlama dairesi yaptığında da şöyle bir rahatlığı vardır belediye başkanları. Ben yapmadım bunu noktasına. Evet. Benim bir şeyim yoktu. Benim adıma yaptılar deyip de çıkıp buna işte itirazlar ben bunu istemiyorum diyorlar. Burada bunu gizlemenin bir alemi yok. Diğer taraftan da tabii ekonomik anlamda çekinceleri vardır. Yani Fasıl 96 altında idame ettirilen belediyelerdeki yapılaşma birçok şeye çok esnek izinler veriyor. Çarpık mı oluyor? Evet çarpık oluyor ama istediğinizi istediğiniz yere yapın diyor esasında Fasıl 96. Beni rahatsız eden nokta da budur. Bundan da tabii inşaat sektörü bunu seviyor şu anda. Yani işte biz yapalım yapacağımızı. Bundan da belediyeler esasında gelir bekliyor. Yani inşaat dosyasıdır, inşaatlardan gelecek olan, inşaat izinlerinden doğacak olan bir gelir de vardır. Bu da doğaldır. Yani bu ekonomik şartlarda özellikle belediyelerin gelir kalemlerinin çok sıfırlara doğru indiği bir ortam içerisinde belediye başkanlarının da bundan bir medet umması da doğal bir şeydi. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü adam ay başında ben maaşlarımı ödemek için bir şeyleri yapmam mı? Bir nevi denize düşen yılana sarılır gibi bir doğru, şey aslında. Doğru, doğru. Yani. Onu da şey buluyorlar. Yani bazen işte ya ne uğraşacağım ben bununla deyip bırakın nasıl olacaksa olsun diyen arkadaşlarımız da var. Ama gün geldiğinde de tabii bunu geri çevirmek çok zor olacak. Özellikle ve özellikle İskele Karpaz bölgesinin ülkemizin belki de son kurtarılabilecek noktasında olması. Son kale. Yani doğa açısından, turizm açısından, ülke açısından, her açıdan kurtarabileceğimiz bizim son kalemizdir diye düşünüyorum ve yani emirnamelerle bir yere kadar getirilmeye çalışıldı. Yani işte Bafra emirnamesi, Karpaz emirnamesi, Dip Karpaz'da da bir emirname var. Ama emirnamelerle bir yere gidemezsiniz. Acilen bu bölgelerin de imar planlarını yapmaları ve yaptırmaları veya yaptırtılmaları gerekmektedir. Çünkü hissediyorum o bölgelere de ciddi bir talep var yapılaşma açısından. Bu güzel bir şey ama plansız yapılması da içerisinde çok büyük tehlikeler barındıran şeylerdir. Yani Dip Karpaz'ı plansız bir yapılaşma çerçevesinde kaybedebiliriz. O güzelim doğal görüntüsünü kaybedebiliriz. Erenköy'de de aynı şeyler yaşanabilir. Şu anda iyi. Yani ben çok şey görmüyorum ama gelecekle ilgili de büyük kaygılarım vardır bölge ile ilgili. Büyük konuk tarafları da halen daha çok güzel, çok bakir yerler. Onların da planlanması, projelendirilmesi ve bir projeksiyon şeklinde de ortaya bir planları çıkması gerekiyor. Arkadaşlarla sürekli şey ediyoruz. Yani iletişim kuruyoruz, teşvik etmeye çalışıyorum ben.
Ondan sonra benim yaşadıklarımdan, çünkü biliyorsunuz yani hararetli bir süreçti imar planları. Benim yaşadıklarımı görünce biraz geri çekiliyorlar falan filan ama eminim onlar da o noktaya doğru gidecektir. Yani çünkü bunu yapmak esasında bugün yapmazsak bizden sonraki gelenler için çok geç olacak. Evet. Dolayısıyla bunu bugün bizim göğüslememiz gerekiyor. Gelecek nesiller için bunu yapmamız gerekiyor. Evet, aslında kötü örnekleri konuşuyoruz ama mesela Fasıl 96 artık karşılamıyor. Yani daha doğrusu çağdaş bir yapı olduğu tartışılıyor. Çok eskiden kalma, bildiğim kadarıyla İngiliz döneminden kalma bir uygulama. Diğer yandan bir de Karpaz'dan bahsettik. İşte emirname olayı var. Yani emirnameler evet koruyor da işte emirnamenin değişmesi çok kolay. Yani evet. Çok kolay değiştiği için bir anda ve böyle bir olaydır ki bu imar olayı, siz de çok altını çizdiniz, geri dönüşü yok. Yani var da çok yüksek bir maliyettir. En azından yapısal anlamda. Şimdi doğaya verdiği tahribat, o ayrı bir olay. Yani bizim aslında imar planı kaçınılmazdır bizler için. Bunu herhalde kabul etmek lazım. İşte emirname tamam bir yere kadar götürür. Fasıl 96 biraz böyle rahattır, sevilir. Herkes istediğini yapar ama imar planlarının kaçınılmaz olduğunu herhalde biraz daha vurgulamak lazım. %100 tabii katılıyorum. Çünkü emirnameler zaten 2002-2003 yıllarında, daha sonra Bafya emirnamesi 2006 yıllarında. Çünkü yine yıllarca emirnamelerle yönetildiğini, hale geldiğini görüyoruz. Örneğin. Aynen. Yani çözüm değil. Çünkü emirnameler esasında bir tedbirdir. Yani emirname yapıyorum dersiniz, koyuyorum, hayata geçiriyorum ve diyorsunuz ki imar planınızı yapın, emirnameyi kaldıralım. Zaten emirnamenin ortadan kalkmasının tek şartı vardır. İmar planı. Olmaz. Gerisi içerisinde sürekli değişiklikler. Biraz daha esnetelim, biraz daha genişletelim, biraz daha esnetelim, biraz daha genişletelim. Diye esasında emirnameyi anlamsızlaştırıyoruz. Olmuyor. Adı emirname oluyor ama uygulama içerisinde herhangi bir emirname yoktur. Çünkü sürekli değişikliğe uğrayan yapılardır. Onun için imarı şart koşuyorlar. Bunu da yapmak belediyelere düşüyor. Yani bir yerlere parmak uzatmaya hiç gerek yok. Çünkü zaten ülkesel fiziki plan bu görevi belediyelere veriyor. Belediye başkanlarının girişimiyle başlatılan işlerdir. Dolayısıyla hani bağırıyor bazen arkadaşlar işte kaldırın bu emirnameleri. Kaldırmanız için oturun imar planı yapın ben de diyorum da kalksın. Başka türlü kalkmıyor. Kalkması da şudur, siyaseten diline. İşte biraz daha bunu genişletelim be arkadaşlar. Genişleye esasında emirnamenin de bir anlamı kalmıyor. Onun içindir ki yapmamız gerekiyor. Ekonomik anlamda da çok büyük kazançları da olacaktır. Çünkü düşünün siz imarsız çarpık yapılaşma içerisinde yerleştirilen bir yerdeki mal değeri, mülk değeri düşüyor. Düşünün yani İskele bölgesindeki şu anda villa olarak tanımladığımız yapılar değeri yok, sıfır. Hiçbir değeri yok. Aracı oldular. Halbuki onların değerleri çok 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 daha fazladır. Ama işte bu çarpık yapılaşmadan dolayı değerleri düşüyor. Ama imar planı içerisinde planlı bir yapılaşmadan ortaya çıkacak olan mülkiyetin değeri de aynı zamanda korunacak, hatta artacak bile. Çünkü insanlar bilecek yani ben burada aldığım veya yaptığım bu evin yanına biri gelip de bir gökdelen dikemeyecek. Veya gökdelen de olacaksa veya yüksek bir yapılaşma olacaksa da bu bölgede olacak. Dolayısıyla orada da çarpık bir yapılaşma olmayacak. Dolayısıyla onun da mülkiyeti esasında daha çok değerli bir yere sahip olacak. Bunları hepsini düşünmek gerekiyor. İşte imar planlarının içerisinde bunlar da vardır. Yani şey düşünüyor insanlar, bir tek işte ya imar planı nedir? Eşittir yapılaşma değildir esasında. Biz bir hayatı planlıyorsunuz. Evet. Esasını yaptığınız odur. Hayatı planlıyorsunuz. Kendine yeter bir ekonomi yaratma noktasına gidiyorsunuz. Ve buradaki anahtar kelime de sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak zorundasınız. Denizlerinizi korumak zorundasınız. Çünkü denizlerini yok ederseniz, turizmi de yok edersiniz. Doğayı yok ederseniz, turizmi de yok edersiniz. Gelirinizi yok edersiniz. Tarımı yok ederseniz, o zaman bağımlı olursunuz. Bu dönemlerde yaşadık. Bağımlı olursunuz. İthal
ürünlere bağımlı olursunuz, tarımdan koparsınız, üretimden koparsınız. Bunların hepsini yerleştirmek lazım bunun içerisine. Bunu da yapmak için bir projeksiyon gerekiyor. Yani bu da ancak imar planlarının evet. çalışılması ve insanların gelecekle ilgili planlarını, programlarını kafada değil, kağıt üzerine bir yasal çerçevede yasalarla belirlemek gerekiyor. Ki aslında bizler için daha değerlidir. Neden daha değerli? Çünkü biz bir ada ülkesiyiz. Yüz ölçümüz belli. Çok geniş topraklarımız yok. Yani bir yerleşim biriminde bir hata yaptığımız zaman hadi bir alternatif daha başka bir bölgeye geçelim, yeni bir yaşam kuralım deme şansımız yok. Yok. Yani o ülke keşke olsa yani öyle yani. Büyük arazilerimiz, çöllerimiz işte Amerika gibi gitsin, şehri baştan kursun. Yok. Öyle bir olayımız yok. Yok. Neyse orayı koruyarak ya da doğru planlayarak ileriye taşıyabilme durumumuz var. Yani giden topraktır, geri gelmiyor. Yani bunu hep düşünmek gerekiyor. Yani bizden önceki insanlar çok daha fazla toprağla ilgili kaygıları vardı. Biz onu maalesef yitirdik. Kıraç noktalara esasında yerleşimler, yani tarıma elverişsiz noktalarda kuruyorlardı yaşamlarını. Tarımsal toprakları üzerinde herhangi bir yapılaşma kurmuyorlardı. Çünkü onların da o topraklara ihtiyacı olduğunu biliyorlardı, kavramışlardı. Ama bizdeki bu vahşi kapitalist ekonomi öyle bir noktaya getirdi ki biz ya bak şöyle işte sipariş ederiz gelir yurt dışından. Ne mi ya başka işimiz yok mu işte domates mi ekeceğiz biz yapalım buraya bir site noktasına getiriyoruz. Ondan sonra da dışa bağımlı ekonomik hiçbir geliri olmayan tüketim toplumu oluruz. Üretmeyen toplumlar da gerçekten yok olmaya mahkumdur. Üretmiyorsak yok olacağız. Kendi kendimize yeter bir ekonomi yaratmazsak bu ülke içerisinde evet yok olacağız, bağımlı olacağız. Ve bağımlılık da çok kötü bir şeydir. Yani sizin bütün özgürlüğünüzü veriyorsunuz. Sürekliliği de yok. Yani ufak bir sekteye uğradığında kalıyorsun. Tabii, aynen kalıyor. Kalıyor. Evet. Yoksa yok. Evet. Peki Sayın Başkan, şimdi Mehmetçik siz de işaret ettiğiniz turizm anlamında yükselen bir değer. Özellikle dış turizm konusunda da çok önemli. İç turizme de çok büyük cevap veren bir bölgemiz. Bu ikisini bir arada biraz bunu konuşalım, sürdürebilmek nasıl mümkün olacak? Yani dış turizm, iç turizm ikisi tabii ki bir arada gider de bizde öyle bir alışkanlık yok. Biz ya tamamen dış turizme döndük ya da tamamen iç turizme kendimizi odakladık ama bunlar da herhalde işte plan, proje, organizasyon isteyen işler. Kesinlikle. Şimdi tabii Mehmetçik'te, Bafra'da bir mas turizm dediğimiz bir yapılaşma var. Ama mas turizm yeterli mi veya arzuladığımız tek tip turizm mi? Hayır, asla değil. Hatta yükselmeyen, giderek düşen bir trenddir artık mas turizm. Tabii sadece çalışanların ekonomiye katkısı var değil mi? Yani gelen turist dışarı çıkmıyor. Yok, yani şu anda zaten Bafra'da dışarı çıkacak bir ortam da yok. O ayrı bir yani konu ama. Ama şeyin normal olduğunu Evet, yani otele katkısı var mı? Ev vesaire falan tabii ki var. Yani, bu reddedilemez vardır bir şey. Ama farklı alternatif turizm modellerinin de üzerinde hassasiyetle durulması lazım. Çünkü yükselen trend turizmde esasında bu özel ilgi, agro, eko, turizm dediğimiz turizm modelleridir. Dünyada yükselen trend budur. Bizde Çittaslov Sakin Şehir ünvanı tutan bir belediyeyiz. İşte bu noktada imar planının içerisine de mas turizmle birlikte yerel turizmi veya özel ilgi turizmini destekleyecek adımlar da attık. Bunların içerisine üretim tesislerinin yani geniş anlamlı tarım yapılan bölgelerin işte bağlarımız vardır, zeytinliklerimiz vardır. Bunların içerisine küçük çapta aile işletmeleri çerçevesinde küçük turistik tesislerin yapılmasına doğru bir planlamamız var imar planının içerisinde. Küçük butik tesisleridir bunlar. Yani turist orada gelip işte bağ bozumuna gidebilecek, belki zeytin sıkımına gidebilecek ve orada küçük tesislerin içerisinde hem konaklayacak hem o tesisin içerisinde zamanını geçirecek hem de oradaki üretime bir katkı sağlayacak. Bunların teşviklendirilmesi için de tanımlamalar vardır imar planının içerisinde. Özellikle bağ
üretimi, üzüm üretimi, harup, zeytin vesaire bu gibi üretimlerin yapıldığı hali hazırda mevcut yerlerde bu yapılaşmalara hem teşvik veriyoruz imar planlarının içerisinde hem de turizm planlama dairesiyle birlikte buralarda bu yapıların gerçekleşmesi için bu tip turizm modellerinin hayata geçmesi için de onlarla birlikte teşvikler sunuyoruz planın içerisinde ve bu yapılara da izinler vermeyi hedefliyoruz ki bu model turizmde yavaş yavaş kendini bölgede desteklesin, bir destek bulsun ve büyütsün ve yerel halka da, yerel ekonomiye de daha fazla katkıda bulunsun. Çünkü biz turisti de bölgemizde görmek istiyoruz. Turistle yani tanışmak işte, lazım. Gelmesi lazım. Bir kahveye gelip bir şey içmesi lazım. Meydanda oturup bir yemek yemesi lazım. Bizimle kaynaşması lazım. Çünkü insanlar esasında bunu görmek istiyor. Yani 5 yıldızlı otellerin hepsinde şey aynı. Konsept aynıdır. Nereye giderseniz gidin hiç fark etmiyor. Türkiye'deki, İzmir'deki, Bafra'daki vesaire dünyanın her yerindeki 5 yıldızların konsepti aynıdır. Yani açık büfe alırsın dersiniz havuza gir çık gece işte falan. Ha, bunun da beklentisi olan vardır tabii ki ama bir modeldir. Tabii ki. Yani aslında birini konuşup birinden vazgeçmek de gerekmez. Hayır, kesinlikle. Tüm modelleri aynı anda yaşatabiliriz. Aynen, tabii uygulayabiliriz. Yani esas anahtar kelime odur. Yani ben de birinden vazgeçmeye bazen, gerek yok yani. Kesinlikle. Ben de bazen ihtiyaç duyuyorum. Yani işte ya gidip uğraşalım, gidip yatak uyuyayım. Evet. Yani otelin havuzunda vakit geçireyim, canım çektiğinde yatayım, yemeğimi yiyeyim. Onu istiyorum. Yani dışarı çıkmak da istiyorum. Dinlenmek ihtiyacım var. Bu bir tercih. Ama bunun yanında da alternatif tercihler yaratmak gerekiyor. Yani sokağa çıkma ihtiyacı, gözlem yapmak isteyen, tarıma katılmak isteyen bir grup da var, bir ihtiyaç da var, bir model de var. Bunların ikisini bir araya getirebilmek lazım. Bunu yaparken de işte bunu planlamak lazım. Yani mesela bizim plan içerisinde Bafra'daki birinci turizm bölgesi dediğimiz Bafra Turizm Bölgesi var. Ama bununla birlikte bu tip özel ilgi turizmine teşvik verecek olan mesela Kumyalı'da tanımladığımız bir bölge var. Mehmetçik'te tanımladığımız bir bölge var. Ve Balan'da tanımladığımız bir bölge var. Bunlar dediğim gibi daha küçük çapta daha farklı bir turizm modeli olan özel ilgi turizmine cevap verecek tesislerin kurulması için planlanan, plan içerisinde yerleştirilen bölgeler ve modeller. Evet. Peki Sayın Başkan bir de eğitim konusu var. Daha doğrusu üniversiteler konusu var. Eğitim sektörü. Siz görmek ister misiniz bölgenizde üniversite ya da bu yeni imar planında üniversitelere yer var mı, düşünüldü mü? Yoksa o konuda kurallar mı var? Hayır, öyle bir şey yok da yani bu ülkede yine üniversitelerle ilgili de bir plan yok. Gereğinden fazla üniversite olduğunu ben düşünüyorum. Gereğinden fazla üniversite için izin verildiğini düşünüyorum. İzin verilmekte olduğunu da gördük sonra da üzülüyorum. Çünkü eğitimin kalitesini de maalesef bu plansızlıktan dolayı Kıbrıs'taki eğitim sektörünün kalitesini de yavaş yavaş düşürüyoruz. Yani bu ülkede gereğinden fazla denetimi zorlaşan hatta yapılamayan bir eğitim sektörü oluşturuldu ülke içerisinde. Çok kötü örnekleri var, iyi örneklerinin yanında. Ama maalesef bu kötü örnekler imaj olarak Kıbrıs'taki var olan iyi örnekleri de çok öne çıkartamıyor. Dolayısıyla bizim bölgemizde plan içerisinde planladığımız herhangi bir işte üniversite vesaire falan filan olayı yok. İhtiyaç olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Yeni bir modeldir bu. Herkes, bütün belediyeler şey ister. Yani bize de üniversite gelsin, bize de yani niye gelecek ki size üniversite? Ne ihtiyacınız var, ne olacak yani size üniversite geldiğinde? Ne olacak diye. Şimdi az önce konuştuğumuz konu var ya, turist otelden çıkmıyor ama öğrenci çıkıyor. Yani öğrencinin doğrudan bölgenin piyasasına işte ev kiralıyor, yemek yiyor, ulaşımıdır, sosyal yaşamıdır. Bir katkısı var. Var. Ama yani benim şahsen düşündüğüm, benim bölgem içerisinde yani bu bence bir ihtiyaç yoktur. Kendi bölgemden bahsediyorum. Yani bir üniversite geçmişi olan bir insan olarak da bunu söylüyorum. Yani yok.
Bizim bölgemizde yok. Şu olabilir, eğitsel anlamda staja gelen vesaire bu tür hani turizme yönelik eğitim veren üniversitelerin küçük çapta böyle eğitimlere gönderdikleri, staja gönderdikleri veya vocational anlamda yapılabilecek olan organizasyonlar bölge içerisinde olabilir ama yani hadi gelelim buraya bir üniversite yapalım falan da açalım, büyütelim falan noktasında da aslında, çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Aslında en güzel herhalde öğrenciler buyursun gelsinler, biz de tatil yapsınlar. İşte hafta sonu stajlarını bir değişiklik vesaire. Ya da arkadaşlarıyla vakit geçirmek yani için. Biz özel ilgi turizmi falan öğrenci gençler için de çok ilgi çekicidir. Çünkü. Tabii muhakkak. Yani öğrencilerin farklı noktalara, yani öğrenci olmadıklarını belki de hissettikleri falan bölgelere gitme ihtiyaçları da vardır. Yani o öğrenci gözüyle bakılmadıkları o öğrenci turist olarak. Psikolojisine evet uzaklaşmak için en azından aynen, gün önüne. Bunlar için işte farklı organizasyonlar, eğlence mekanları vesaireler, sosyal kültürel alanlar yaratmak gerekiyor. Öğrencilerin çok da ihtiyaç duyduğu sportif faaliyetler, dağcılık faaliyetleri, trekkingler, bisiklet, evet, yürüyüş vesaire lokasyonları. Bu lokasyonların içerisine yerleştirilmiş konaklama, küçük tesisler, belki de çalışabilecekleri, hani cep harçlığı kazanabilecekleri yerler yaratmak gerekiyor. İşte emeğini satıp da işte belki de bedavaya tatil yaptığı organizasyonlar, bu kuracağımız bu özel ilgi turizmdeki bu özel tesislerde hani öğrenci gelir, emek karşılığı konaklamasını aslında bunu birçok öğrenci dünyada yapıyorlar. Hayat tecrübesi olarak yapıyor. Evet. Yani öğrenciliği o yaşarken gap bunu da dedikleri işleri yapıyorlar. Tabii, evet. Yani bir yere yapmak gidip yemek karşılığı veya yatak karşılığı emeklerini satıyorlar. Hem orada çalışıyorlar hem de bir nebze tatil yapıyorlar. Bir de tabii bir eğitsel tarafı vardır. Bir şeyler de tabii öğreniyorlar. Yaşamın kendisini yaşam de öğreniyorlar. Yani öğrencilik bitmeden. Bunları belki tasarlamak, düşünmek gerekiyor. Ama tabii okul konusunda bir tek üniversite değil. Biz çünkü 2041 yılına kadar planladık imar planını. Bu 5 yılda bir gözden geçirilir. Revize edilmesi mecburi olan bir plandır. 5 yılda beklemek zorunda değilsiniz. Yani ihtiyaç doğarsa da Bileşik Kurul 3 yılda bir de veya 2 yılda veya 6 ayda ihtiyaç duyulduğunda plan içerisinde revize yapabilecek yetkiye de sahip olacak ama hiçbir şey yapmazsanız bile 5 yılda bir revizasyon yapmanız gerekiyor plan içerisinde. İşte bunu planlarken de işte nerede ilkokul, çünkü sayı da artacak nüfus arttık sonunda. İhtiyaçlar vardır, cami ihtiyaçları vardır. Belki de bizim kilise veya başka ibadet yerleri düşünmemiz de gerekecek. Çünkü farklı ülkelerden, farklı dini inançlardan bir sürü insan da bölgemizde şu anda gerek turist olarak geliyor, gerekse çalışmak için geliyor. Bunların da hakları var dini açıdan, evet, eğitsel açıdan da hakları var. Dolayısıyla nerelerde hangi tip okullara ihtiyaç var bunu da planladık. Yani mesela Bafra bölgesinde arazi olarak da plan içerisinde tanımladığımız bir adet ilkokul, bir adet de ortaokul, lise yapılabilecek araziler plan içerisinde bugünden planlanmış. O araziler rezerv edilmiştir ki bizim hesapladığımız esasında nüfus yoğunluğunun en çok artacağı bölge bu 20 yıl içerisinde Bafra Turizm Bölgesi olacak. Dolayısıyla orada bir yaşam olacağı için de o yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak için de bu tip yatırımların veya en azından yatırımların yapılacağı yerlerin bugünden o planın içerisine yerleştirmesini başardık ki hani 10 yıl sonra veya 15 yıl sonra eğer o dönemde ihtiyaç doğacaksa bu yapılaşmaya hem arazi kalmadı elimizde, nerede yapacağız diye düşünmesin insanlar. Evet. Sonradan araziyi bir yerden ithal etme şansımız yok. Yok. Öyle bir şey yok. Peki Sayın Başkan, son söz olarak İmar planlarının özellikle insanlar tarafından, yani hem içeriği değil sadece, imar planının ne amaçla yapıldığı, bir zorunluluk olduğu iyi anlaşılması lazım herhalde. Sonra detaylara girmek lazım. İşte nasıl bina yapacağız, ne kadar yüksek bina olacak. Onlar işin sanki biraz detayı. Esas felsefesini anlamak herhalde
en faydalısı olacak, en doğru. En doğrusu o. Zaten imar planlarının esasında içinde bölündürdüğü temel ilke o. Biz de yola çıkarken bütün arkadaşlara söylediğimiz odur. En kötü yapılacak olan bir plan, plansızlıktan çok çok daha iyidir. Bunu ilk önce kavramamız gerekiyor. Kötü bir plan, hiçbir plandan çok çok daha iyidir. Ama kötü plan da yapmamak gerekiyor. Biz gerçekten çok kapsamlı çalıştık Mehmetçik İmar Planı'nı. Belki de ülkedeki örnek olabilecek, örnek teşkil edebilecek bir plandır. Çünkü çok kapsamlı çalıştık. Tarımımızdan tutun da çevremize, dağımıza, bayırımıza, denizimize kadar her şeyin noktası virgülüne kadar çok ince ayrıntılarla düşünülmüş bir plandır. Ama tabii vardır, evet, hiçbir plan sancısız geçmez, itirazsız geçmez. Çünkü planın bugün en azından fayda sağladığı bir kesim olacak ama bu bugün için geçerlidir. Bugün için de belki de daha az fayda sağlamış bir kesim olacak. Ama bu daha az fayda sağlamış olan kesim belki de daha sonra çok daha büyük faydalar sağlayacaktır kendisine. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Bu plan içerisinde kaybeden hiç kimse yoktur. Çünkü o bölge içerisinde yaşayan herkesin yaşam kalitesi o plana bağlıdır. Dolayısıyla sadece ekonomik olarak da değerlendirmek doğru değildir. Ekonomik kayıpları öne çıkartıp hayır biz plan istemiyoruz çünkü kişisel ekonomik kayıplarımız var diye düşünmek de doğru bir yaklaşım değildir. Daha çok toplumsal düşünebilmeyi, toplumsal faydanın da bizim kişisel faydamız için çok daha önemli olduğunu da kavramamız gerekiyor. Bu noktadan hareket edersek zaten benim inancım odur ki bu plan sorunsuz bir şekilde hayata geçer ve bunun faydasını da ben çok eminim. Bütün bölgemizde yaşayan ve daha sonra bölgemizi ziyaret etmek için gelecek olanlar veya bölgemize yerleşmek için gelecek olan insanların hayatı için de bizim geleceğimiz için de çok büyük faydaları olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim ben bugün adına geldiğiniz. Ben teşekkür ederim. Güzel konuyu konuştuk detaylarıyla. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, noktayı koyalım. Gündem Artı'yı bitirdik. Saat başında Damla Soyap'la Manşet Artı'da bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. O vakte kadar şimdilik hoşçakalın.